Sevgili arkadaşlarım, herkese merhabalar. Yavaş yavaş arkadaşlarımız toplanıyor. Şu son iki haftanın çalışma programı planıyla ilgili arkadaşlar bir yayın yapacağız, sohbet edeceğiz. Stratejimiz ne olmalı, nelere dikkat etmeliyiz, bizim için arkadaşlar neler önemlidir, bununla ilgili bir yayınımız olacak. Aleykümselam diyeyim, bir sürü arkadaşım giriş yapmaya başladı. Yavaş yavaş giriyoruz. Hepiniz yayına arkadaşlar hoş geldiniz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden arkadaşlarım eminim ki burada varlar. Kalp atan arkadaşlara da arkadaşlar, sesim gelmiyor mu size? Sesim gelmiyor mu? Sesim yok demiş bir arkadaşım. Sesim gelmiyor mu? Sesim gelmiyor mu arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Sevgili arkadaşlarım, sesim geliyor mu? Sevgili arkadaşlarım, sesim geliyor mu? Sanırım sesle ilgili. Ha, geliyor. Teşekkür ederim. Biri en azından yazdı geliyor diye. Bir arkadaşım gelmiyor yazınca şaşırdım. Süper. Ses ve görüntü var. Yavaş yavaş arkadaşlarım toplansın. Şu iki haftayı bir konuşalım arkadaşlar. İki hafta boyunca stratejimiz ne olmalı? ÖABT dediğimiz bir dert var. Onu bırakmalı mı? Yoksa taktiğimiz ne olmalı? Bizim son iki hafta stratejimizde denemeler ne zaman arkadaşlar bırakılmalı? Ya da bu süreçte ilgili bizim soru çözüm stratejimiz, tekrar stratejimiz neler olmalı arkadaşlar? Bununla ilgili bir yayın yapacağız. Yavaş yavaş arkadaşlarım toplansın. Ben bu süreçte ilgili genel tecrübelerimi, deneyimlerimi bununla ilgili sizle paylaşmak isterim. En azından denemeyi ne zaman bırakacağınızı, ÖABT ile ilgili stratejinizin ne olacağını ya da bu arkadaşlar eğitim bilimleri, genel kültür, genel yetenek ilk sınavımızda arkadaşlar mantığımız ne olacağını konuşacağız. Mustafa Hocam selamlar, tarihten Mustafa Hocam da burada, selamlar diyeyim. Yavaş yavaş bir toplanalım. Yayına birazdan başlayacağım. İnşallah bayram öncesi sınava herkes hazırdır. Arkadaşlar bu bir motivasyon ve bilgilendirme yayınıdır. Burada ders tekrarı yapmayacağım. Ders tekrarına bu hafta başlayacağım. Öyle söyleyeyim. Aranızdan farklı konuk arkadaşlarım da olacak. En azından bireysel cevaplar da vermek istiyorum. Yayını kaydetmeyebilirim. Çünkü bazen sorun veriyor. Onu da belirteyim. Netleri kötü olanlar var. Evet. Hazırsak ben başlayayım. Yavaş yavaş kapatacağım yorumları birazdan. Arkadaşlarım geliyor. Herkese ayrı ayrı selamlar. Ölçmenin sayısalını da tekrar edeceğim öğretmenim. Ölçmenin tamamını tekrar edeceğim, merak etmeyin. Soru üzerinden tekrarlar yapacağım. Bu hafta başlayacağım. Şimdi netleri düşenler var, ne yapmalıyız onu yazıyorlar. Kaygısı yüksek olanlar var, onu yazıyorlar. Özgür Hoca da inşallah müsait olursa konuk olarak alacağım. Aranızdan da konukları alacağım. Evet, toplandığımıza göre kalp atabilir miyiz? Kalp attıkça arkadaşlar yayın donuyor. Adım kalp atmayın hocaya döndü ama yayın donuyor arkadaşlar. Evet, herkes yavaş yavaş toplanıyor. Selamlar Fatih öğretmenim. Atanan öğretmenlerimizden de burada olanlar var. Ne olur atmayın diyorlar. Artık kalp atmayın diyorum. Benim üzerime yapıştığı için artık demiyorum. Arkadaşlar benim yerime söylüyor zaten. O zaman ses ve görüntü varsa ben başlayayım. Genel anlamda arkadaşlar genel bir strateji konuşacağız. Genel bir strateji konuşacağız. Yani ÖABT ne zaman bırakılmalı? Bizim bu saatten sonra stratejimiz arkadaşlar ne olmalı?
süreci nasıl yönetmeliyiz? Onunla ilgili arkadaşlar baktığımızda bir sohbet yapmış olacağız. Aranızdan da arkadaşlar konuklar almaya çalışacağım. Aynen özetten de cevaplar vermeye çalışacağım bireysel anlamda. Ben yorum kısmını kapatayım. Şunu sorayım. Ses ve görüntü var mı? Ses ve görüntü var mı? Sunu hocam selamlar. Teşekkür ederim. Ses ve görüntü varsa başlıyorum. Ses ve görüntü varsa başlıyorum. Arkadaşlarım ses ve görüntü varsa başlıyorum. Bana bir dönüt verirseniz. Burak öğretmenim inşallah seni de alırım. Atandın Urfalara. Tamam süper, varsa başlıyorum. Yorum kısmını kapattım. Bu saatten sonrası arkadaşlar gelin şu süreci birlikte bir konuşmuş olalım. İnşallah Özgür hocamı da konuk alacağım. Müsaitse onu da konuk almak istiyorum. Ben sürece bir başlayayım. Neler yapmalıyız? Stratejimiz ne olmalı? Bu saatten sonrayı arkadaşlar hep birlikte bir konuşalım. Bu saatten sonrayla ilgili bir sohbet yapmış olalım. Yorum kısmını kapattım. Ben stratejiye başlıyorum arkadaşlar. Şimdi dostlar, malum çok önemli bir sürece girdik. Neredeyse yaklaşık olarak 2 haftalık bir sürecimiz var. KPSS dediğimiz baş belasına, 2020 KPSS'ye. Aramızda ÖABT'si olan arkadaşlarım var. Yani 3 sınava girecek olan arkadaşlarım var. ÖABT'si olmayan arkadaşlarım da var. Yani sadece 2 sınavdan bu sürece hazırlanan arkadaşlarım da var. Şimdi öncelikle ÖABT'si olan arkadaşlarımın derdi biraz ağır olduğu için ilk ve en önemli soruyla başlayayım. Biz ÖABT'yi ne zaman bırakmalıyız? Malum 2 haftalık bir süreç var, 14 günlük bir süreç var. Bu süreçte bizim ne zaman ÖABT'yi bırakmamız gerekiyor? Dostlar, aklınıza ve notunuza yazın. Bu süreçte not almanızı da tavsiye edeceğim. Çünkü bazı nokta atış tavsiyelerde bulunmuş olacağım. ÖABT'yi bu saatten sonra, özellikle bayramla birlikte ÖABT'si olan bir arkadaşımın tamamen bırakmasa bile minimalize etmesi gerekiyor. Yani bu ne demektir? ÖABT'si olan arkadaşım için öncelikle konuşursam, malum 2 aşamalı bir sınava giriyorsun. Öncelikle eğitim ve genel kültür, genel yeteneğin var, sonra ÖABT'ye gireceksin. Bunu şuna benzetebiliriz. Önce yarı finalin var, sonra finale gireceksin. Senin öncelikle yarı finalde başarılı olman gerekiyor ki finale daha motivasyonlu girebilesin. O nedenle bizim artık ÖABT dediğimiz süreci minimalize etmemiz gerekiyor. Tabii ben bunu dediğimde şu sesi duyar gibiyim sınıflarda da söylediğimde. Hocam demiyor musunuz işte atanıp atanmayacağınızı ÖABT belirler, nereye atanacağınızı genel kültür, genel yetenek ve eğitim belirler. Evet bu benim meşhur sözümdür ama iki aşamalı bir sınavda süreçte bu kadar zaman kalmışken artık bizim tek odağımızın eğitim ve GKG'ye sınavı olması gerekir. Çünkü şunu artık bilin, zaman kısa, ilk sınavımız da bizim için önemli çünkü %50'yi de eğitim ve GKG'ye tutuyor. Bu saatten sonra bir arkadaşım gücünü bölerse o güç bölmeden dolayı zaten paniği ve stresi var. Konular yetişmedi. Acaba şunu yapabilecek miyim? Aranıza hala tarih takıntısı olup da tarih videolarında kaybolanlar oluyor. İşte bizim bunu önlememizin tek yolu var. Artık ÖABT'yi, ÖABT'si olanların minimalize etmesi gerekir. Hocam bu minimalize nasıl edilebilir? Mesela sözel branştan ÖABT'ye girecek bir arkadaşım bilmediklerim defteri toplamıştır. Beni takip edenler bilir. Ya da özet tekrar defterleri oluşmuştur. Bundan tekrarlar yapabilir akşam. Yani bu nedir? 1,5-2 saatlik her akşam ÖABT'den, sözel branştan girecek bir arkadaşım hem kopmamak için süreçten, hem zihnindeki vesveseye durdurabilmek için akşamları 1,5-2 saatlik baktığınızda özet tekrarlar yapabilir. Aynı mantıkla sayısaldan ÖABT'ye girecek bir arkadaşım varsa o da bilmediklerim defteri belki onların çok fazla olmayabilir ama onlara da tavsiyem alan eğitim kısmını bu süreçte okuma yaparak tekrar yapabilir. Çünkü siz bu süreçte ÖABT'yi minimalize etmezseniz eğitim ve GKG'ye de gerekli performansı gösteremezsiniz. Zihni sürekli bir vesvese yapar. Ona mı bakmalıyım, ona mı bakmalıyım, ona mı bakmalıyım? O yüzden İlk yazacağınız şey ÖABT'si olan arkadaşlarım lütfen bayramla birlikte, hatta bana kalırsa yarınla birlikte
ÖABT işini biraz askıya alın. Bu tamamen bırakın demek değil. Unutmamak adına özellikle benim tavsiyem her zaman kendi danışma yaptığım öğrencilerime de söylüyorum. Bu süreçte aslında alan eğitimi baştan sona her akşam uyumadan tekrar edilebilir. Bilmediklerim defteri tutuyorsan alanla ilgili akşam yatmadan onun okuması yapılabilir. Bu hem manevi anlamda ÖABT'yi tamamen bıraktım hissinden bizi uzaklaştırır. O vesvese bizi dibe çekmemiş olur. Hem de asıl odaklanmamız gereken ilk gireceğimiz sınav eğitim ve GKG'ye daha fazla zaman ayırmamıza bizim arkadaşlar fayda sağlamış olur. O zaman ÖABT'si olanlara tekrar tekrar söyleyeyim. Lütfen ÖABT'nizi arkadaşlar minimalize edin. Yani mümkün olduğunca onu daha kısa, az, özet tekrarlarla götürmeye çalışın. Tabi ben bunu dediğimde ÖABT'ci hocalarım buna kızar. Hatta çoğunlukla buna tepki verirler. ÖABT daha önemli, ÖABT bırakılır mı diye söyleyebilirler. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yıllardır gördüğüm tecrübedir. Bir kişi bu kadar kısa bir vakitte, iki aşamalı bir sınavda, ilk aşamadaki sınavını tam olarak halletmediğinde, odağı üçe böldüğünde enerjisini düzenli kullanamaz. Çünkü hala hepiniz de herkeste olan hiçbir şey bilmiyorum, sanki her şeyi unuttum hissi var. Tekrar etmeniz gereken sözel, tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi dersleriniz var. Eğitimde tam oturtamadığınız adam akıllı artık ayrımlarını netleştirmeniz gereken belli başlı kavramlar var. O zaman ÖABT'nizi lütfen minimalize edin. Bir abi, bir dost, bir öğretmen tavsiyesidir. Çünkü 1 Ağustos'tan sonra 14 günlük bir süreciniz olacak. Adam akıllı kamp yapabilirsiniz. Sadece ÖABT olacak. Eğitim yok, GKG yok. Tek şeye odaklanacaksın. O süreçle ilgili zaten ayrı bir yayın yapacağım. O süreci de iyi planlarsan zaten karşılığını alırsın. İlk başta bu uyarımı yapmış olayım ÖABT'si olanlara. Peki hocam, tamam. ÖABT'yi minimalize edeceğiz. Yani akşamları yatmadan bilmediklerim defterini okuyabiliriz. Alan eğitiminden okuma tekrarlar yapabiliriz. Bu bize bir avantaj sağlayacak. Çünkü zamanımız bollaşacak artık eğitim ve GKG'ye için. Peki bu saatten sonra eğitim ve GKG'ye için ne yapmalı? Yine notuna yazıyorsun. İkinci başlığımız. Son 5 güne kadar. Bak, son 5 güne kadar. Bu sanırım 26'sından sonraki süreç oluyor. Herkesin planında bu saatten sonra sadece çıkmış sorular deneme şeklinde olmalı. Sadece çıkmış sorular deneme şeklinde olmalı. Ben bunu dediğimde haklı olarak bana şu tepkiyi verenler var. Sesli düşünmeye, bana dönüt vermeye çalışanlar. E hocam, ben eğitim ve GKG'ye çıkmış sorularını kaç kere çözdüm? E ben artık işte soruları ezberledim, seçenekleri ezberledim diyenler var. Bak, bunun adı, lütfen yaz, bil diye, baca temizliği yapacağız. Burada amacımız çıkmış sorularla bir baca temizliği. Hocam, bu baca temizliği ne? Bak, biz yıl boyunca bir sürü hoca dinledik, bir sürü yayın çözdük, bir sürü denemeden çalıştık. Bizim artık o bilgi kirliliğini ÖSYM'nin mantığıyla bir son kez sınava yakın temize çekmemiz lazım. Bu aslında bir nevi kavramları oturtma, sorular daha çok nereden geliyor zihinde şema oluşturma, baca temizliği olacak. O baca temizliğinde bugünden sonra herkesin çıkmış soruları adam akıllı deneme şeklinde çözmesi gerekir. Özellikle tavsiyem, sınav saatlerine uygun şekilde çözmeniz gerekir. Orada sizin artık şuna yönelik bir çalışma yapmanız gerekir. Sınavda nereden başlayacaksın? Artık bunun kararı net verilmiş olmalı. Genel kültürden mi? Genel yetenekten mi? Eğitim bilimlerinde takdim ne olacak? Boş bıraktığım sorularda takdim ne olacak? Zaman yönetimini nasıl planlayacağım? Bu hafta aslında tamamen vücudu buna odaklamak, kendimizi buna da dikte etme haftamız. Aslında biz burada kararlarımızı, sınav stratejimizi de netleştireceğiz. Çünkü sınav anında yapacağınız herhangi bir değişiklik geleceğinize mal olabilir. O zaman benim burada temel hamlem çıkmış soruları çözmek, deneme şeklinde. Fakat bunu çözerken denemeyi çözdün, stratejine göre gittin.
Burada sevgili arkadaşlar, soru analizi her şeyden önemli. Çıkmış soruların analizi her şeyden önemli. Yani tek tek seçenek analiz edeceksiniz. Mesela eğitimde ÖSYM istasyonu nasıl kabul ediyor? ÖSYM konuşma halkasını nasıl kabul ediyor? ÖSYM özümsemeyi, uyumsamayı nasıl kabul ediyor? ÖSYM özümsemeyi sorduğunda seçeneğe çeldiricilerde zor çeldirici yazıyor mu? Ya da konuşma halkasını gördüğünde ne zaman A olurdu, ne zaman C olurdu, ne zaman D olurdu? Artık kavram ayrımlarını göreceksin. Mesela eğitimde ya da genel kültür, genel yetenekte soruları analiz ederken coğrafyada daha çok ne sormuş? Harita bilgisini mi sormuş? Daha çok bilgi mi istiyor, yorum mu istiyor? Aynı mantıkla mesela tarihte öncüllü sorular nasıl gelmiş? Yorum mu gerektiriyor, bilgi mi gerektiriyor? Soru kökleri nasıl oluşturulmuş? Sorular daha çok konu olarak nereden tekrarlı gelmiş? Bir şema oluşturacaksınız. Bak, bu şema 2013 ve sonrası soruları temel almalı. Hani ÖABT geldiği yıldan itibaren temel alacaksınız. Niye? Çünkü ÖABT geldikten sonra soru sayısı 80'e çekildi. ÖABT geldikten sonra program geliştirme, materyal, sınıf yönetimi ve benzeri soru sayıları değişti. Benim bu saatten sonra, o zaman son 5 güne kadar yapacağım strateji belli. Çıkmış soruları adam akıllı bir analiz edeceğiz. Fakat bu analiz öncekilere benzemeyecek. Biz burada baca temizliği gibi düşüneceğiz. Yayınlarda öğrendiklerimizi temize çekeceğiz. Yani bu ne demek? Güvenilirle geçerli nasıl soruyor? Sorular nasıl gelmiş? Soru kökü nasıl oluşturulmuş? Teknikleri nasıl soruyor? Gelişim, öğrenme, rehberlikten sorular daha çok nasıl geliyor? Program geliştirmede sorular daha çok nerelerden gelmiş? Hatta size dostane tavsiye, bir checklist oluşturun derim eğitim ve GKG'ye için. Yani bu ne demektir? Tam öğrenmeyi 2013'ten sonra kaç kere sormuş? Konuşma halkasını kaç kere sormuş? İstasyonu kaç kere sormuş? Soruları bu şekilde analiz ederseniz sizin baca temizliğiniz olur. Yayınlarda oturtamadığınız, yayınlardan dolayı kafanızın karıştığı tüm kavramlar ÖSYM'nin diliyle oturur. Demek ki ÖSYM altı şapkalıyı böyle kabul ediyor. Demek ki ÖSYM tarihten daha çok ayrıntı sormuyor, bu tarz sorular soruyor. Demek ki ÖSYM coğrafyada benden bunları bekliyor. Bak, bu spesifik analizi yaptıktan sonra senin o gün yanlışının çok çıktığı konuyu özet bir güvendiğin kaynaktan hızlıca okuman gerekiyor. Sen son 5 güne kadar bunu adam akıllı yaparsan, farkında olmadan her gün baştan sona konuları tekrar etmiş olursun. ÖSYM'nin sorularıyla tekrar ettiğin için baca temizliği olur, kavramları netleştirmiş olursun. Herhangi bir yayındaki kafa karışıklığın temizlenmiş olur. Bir de sınavdaki sonuçlarına göre yanlışın çok çıktığı dersi özet bir konudan her gün okuduğunda, ki Ebbinghaus'un unutma eğrisinde bir şeyi unutmak istemiyorsan en az 5 kere okuman gerekir der. Sen bunu son 5 güne kadar tekrar tekrar yaptığında yavaş yavaş kavramların net oturduğunu, şemaların oturduğunu görürsün. Hatta gerekirse dostane tavsiye, o çıkmış soruları analiz ederken kendinize kavram haritaları bile oluşturabilirsiniz. Yani nedir? Tarihte bunları sormuş, bunlardan gelmiş. Ki ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yarın paylaşacağım, size bir link paylaşacağım. Tarih, coğrafya, vatandaşlığın 2013 sonrası analizini paylaşacağım. Atanmış bir arkadaşımın analizi, bu yıl yine yapmış. Ben demiştim, danışanlık yaptığım bir arkadaş, Emrah isminde bir arkadaşımız, çok temiz bir analiz yapmış. ÖSYM sorularını analiz etmiş. O konuları özetle yazmış, onu paylaşacağım. O analizden de tekrarlarınızı yaparsınız. O zaman bizim bu süreçte temel amacımız, bak ikinci amacımız, baca temizliği. Lütfen bunu bayram temizliği gibi de düşünebilirsin. Bugüne kadar getirdiğin yayınlardan oluşan, çözdüğün sorularda oluşan tüm pisliği bir temize çekmiş olacaksın. Bunun sana çok fazla faydası olacak. Bunu lütfen ciddiyetle yap. Bak, tekrar söylüyorum. Hocam ben çözdüm zaten, ezberledim değil. Amacımız burada
tek tek seçenekleri açıklamak, kendimize anlatmak, ne zaman bu olurdu, ne zaman bu olurdu, neden bu olmuş, anahtarı ne, ÖSYM neyi veriyor, neden diğeri değilmiş şeklinde bir mantık oturtacağız. Son 5 güne kadar temel mantığımız bu olacak. Bak son 5 güne kadar sen bunu yaptığında zihninde şu şema oluşmuş olacak. Demek ki ÖSYM bunları sormuş 2013'ten sonra. Bunu 5 defa sormuş. Bunu 7 defa sormuş. Bunu işte 10 defa sormuş. Bunu tekrar tekrar sormuş. O zaman bu bana neyi anlatacak? Ben demek ki bunlara biraz ağırlık vereyim. Aynı mantıkla karıştırdığın kavramları not alacaksın. Hangilerini karıştırıyorsun? Hangilerinde daha çok şey var? Onlara yönelik spesifik tekrarlarını yapacaksın. Bu son 5 güne kadar temel stratejin bu olacak. Son 5 gün ise, bak son 5 gün ise lütfen deneme bitti. Soru bitti. Toplu tekrara geçiyorsun. Tamamen vize ve finalden bildiğin şeyi yapacaksın. Bildiğin toplu tekrar yapacaksın. Bak bu toplu tekrarda ama şunu söyleyeyim. Genel bağlamdan kopmak yok. Yaptığınız en büyük hata, meşhur bir lafım var ya. Hırsınız azminizin önüne geçmeyecek. Amaç yeni şeyler öğrenmek değil. Genel bağlamı tam oturtmak. Bak ÖSYM her yıl yeni bir şey sorar. Ama bir şey sorar, iki şey sorar, 10 şey sormaz. O zaman genel bağlamı ben analiz ettiğime göre toplu tekrarlarımı o genel bağlama göre yapacağım. Hangi kavramlar daha çok karıştırdıysam ona yöneleceğim. Eğer tarihte sorular çoğunlukla inkılaptan geliyorsa ona yöneleceğim. Vatandaşlıkta güncel okumalarımı yapacağım. Ama şu açgözlülüğü yapmayacağım. Şu hoca da not paylaşmış, şu hocanın da tekrarı varmış, şu hoca da soru paylaşmış. Ya çıkarsa bunu paylaşmış dediğiniz zaman bitiyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Bir yerden sonra paniğiniz artmaya başlıyor. Çünkü evet haklı olarak bir sürü hoca emek veriyor. Herkes soru paylaşıyor. Bunu bekliyorum, bunu bekliyorum, bu tekrar notum, bu tekrar notum. Sen artık panikten ne yapacağını şaşırıyorsun. Onun mu tekrar videosunu izlesem, onun mu tekrar videosunu izlesem, onun mu tekrar videosunu izlesem. Bak az önce büyük tüyoyu verdim. Bir yerde kaybolacağına bir şeyi, aynı şeyi 5 kere oku. Emin ol o 5 kere okuduğun şeyi unutmazsın. Fakat sen ne yapıyorsun? Hırsın azminin önüne geçtiği için aynı şeyi 5 kere okumak yerine farklı farklı kağıtlar var. O hocanın notu, bu hocanın notu, bu hocanın çıkmış dedikleri, bu hocanın çıkacak dedikleri. Kafan allak bullak. Her şeyi öğrenmeye çalışıyorsun. Ve her yeni öğrendiğin eski öğrendiğinle karışmaya, ket vurmaya, paniğin artmaya başlıyor. Son 5 gün lütfen her şeye dağılma. Bir hafta önce yaptığın çıkmış soruları aslında orada analiz ettiğin şeyi tam oturt. Neresi tam oturtmadıysa tam ona yüklen. Ama bir hoca, bir kaynak, bir nottan git. 10 şeye dağıldığında kendine yapıyorsun. Bak hırsın azminin önüne geçiyor. Bir yerden sonra da kaybetme sebebin oluyor. Niye? O kadar şey okuyorsun ki son günlerde toplu tekrar adına seçenekler tanıdık gelmeye başlıyor. Çünkü hepsini bir yerde okumuşsun. Bir A hocasının notunda o yazmış, B'de o yazmış, C'de o yazmış, D'de o yazmış. Ondan sonra kafan allak bullak oluyor. Mesela bunu dediğimde de bir arkadaşım bana geldi dedi ki bir kere. Hocam öyle diyorsunuz da dedi. Ben bir hocanın işte tekrar videolarını izledim. E hoca orada 3 soru tutturdu diyor. Ya ona da cevabım şu oluyor ama yine buradasın. Demek ki bu olay birinin 3 soru tutturması değil. 3 ayaklı bir sınava giriyorsun. Sadece genel kültürde 5 tane ders var. Eğitimde neredeyse parçalara bölsen 8 tane ders var. Sen bir yerde 3 soru 5 soru tutturdu diye bir yere odaklandığında genelden bir şey yapamıyorsun. O zaman bunu aklına yazacaksın. Son hafta toplu tekrar yapılır. O tekrar bilinçli yapılır. O tekrarda açgözlü davranılmaz. Telegramlarda dolaşan, gruplarda dolaşan her notu okumaya kalkışmazsın. Güvendiğin bir hoca vardır. Sağlam bir kaynak vardır. Onun notlarına odaklanırsın. Adı önemli değildir. Bu A olur, B olur, C olur. Onun notlarından okumalarını yaparsın. Zaten çıkmış soruları çok iyi analiz ettiğin için evet buradan gelmişti, bunu tekrar etmişti, bunların ayrımlarını tam oturtmam lazım dersin. Yani özetle yeni bir şey öğrenmeye çalışırken
Genel bağlamdan kopmayın, bunu unutmayın. Bizim temelde 2 haftamızda yapacağımız plan bunun üzerine kurulu olacak. 1. ÖABT'yi minimalize ediyorsun. Eğer ÖABT'n varsa. 2. Baca temizliğine girişiyorsun. Yani bugüne kadar yayınlardan, hocalardan, dershanelerden edindiklerini, bir hafta çıkmış soruları, 2013 ve sonrasını, ama bu sefer bir ayrıntıcı edasıyla analiz ederek, önce deneme şeklinde çöz, sonra analiz ederek baca temizliğini yapıyorsun. Kavramları zihninde ÖSYM'nin diliyle oturtuyorsun. Sonra oturuyorsun, son hafta 5 günde toplu tekrara girişiyorsun. O tekrarda o hocadan, o hocadan, o hocadan gitmiyorsun. Az önce ya da bir hafta önce çözdüğün çıkmış sorulara göre, oradaki genel bağlama göre nokta atış tekrarlara gidiyorsun. Tek kaynak, tek hoca, tek notluyorsun, dağılmıyorsun ve o süreçte güncel okumaları yapıyorsun. Ha, ben sınavdan 2 gün önce sınav taktiği de vereceğim. Genel kültür, genel yetenekte, eğitimde taktiğimiz ne olmalı? Sizden öncekiler nelerle karşılaştı? Ne gibi hatalar yaptı? Onu konuşacağız. Ama bizim 2 haftamızın süreci bu olmalı. Ama bir şey söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Dostlar, motivasyonunuzu düşürmek istemiyorsanız Telegram gruplarından uzak durun. Bak, motivasyonunuzu düşürmek istemiyorsanız. Çünkü bu ara oraya çok not atılıyor. Bu ara oraya çok fazla motivasyon bozukluğu dökülüyor. 2. Motivasyonunuzu düşürmek istemiyorsanız bu 2 hafta sınava çalışan arkadaşlarınızla sınavı konuşmayın. Kimsenin size umutsuzluğunu, motivasyon düşüklüğünü yüklemesine izin vermeyin. Motivasyonunuzu düşürmek istemiyorsanız atama sayılarına odaklanarak çalışmayın. Bu sene böyle olmuş, şurada şöyle olmuş, seneye atama olmayacakmış, burada böyle olacakmış. Arkadaşlar, burası Türkiye. Bu ülke KPSS'ye girip de KPSS'ye girmeden önce bir gece saat 12'de atanan öğrencileri gördü. Sabah atandığını öğrenen kişileri gördü. Geçmiş yılların KPSS tarihini iyi bilirim. 2009'dan beri bu sektördeyim. Bu ülke pragmatist bir ülkedir. Bu ülkede siyasetçiler de pragmatisttir. Her an her şey değişir. Bir gün olmaz dediğine 3 gün sonra zaten biz bunun kararını vermiştik derler. O yüzden bak, siyasi konjonktür ya da haberlere göre de çalışmayın. Ya şunu her zaman aklınıza getirin. Atanacak kişi bir kişi bile olsa o kişi ben olacakmış gibi çalışacağım. Bak, kontenjan 1000 mi olacak, 50 mi olacak gibi çalışmayacağım. Benim için son 2 hafta çok önemli. Bak, son 2 haftada çoğu şeyi değiştirebilecek durumdasın. Yeter ki değerini bil, yeter ki mantığını iyi bil. Çıkmış soruları lütfen iyi analiz edin. ÖSYM'nin dili ne? Daha çok neyi sormuş? Seçeneklerde hangi kavramlar var? O kavramlar ne zaman cevap olurdu? İyi analiz edin. O analizlere göre, çıkan yanlışlara göre, daha çok yanlışınız nerede, ne oturmadıysa o gün onları iyi tekrar edin. Son haftada toplu tekrarı buna göre yapın. Okumalar yapın. Ya aynı notu tarihte 5 kere oku, ya 5 kere. Vallahi yaparsın, vallahi unutmazsın. Coğrafyada güvendiğin bir hocanın notunu 5 kere oku. Vallahi yaparsın, vallahi soru tutturur. Ama ne yapıyorsun? 20 farklı adamın notunu okumaya çalışıyorsun. 20 farklı hocanın videosunu izlemeye çalışıyorsun. Zihin ne yaptığını anlamıyor artık. Onu dinledi, onu dinledi, onu dinledi. Hocalar da haklı. Ayrıntı vermeye çalışıyorlar ya çıkarsa diye. Sen de diyorsun ki o da çıkarsa, o da çıkarsa. Lütfen bu haksızlığı kendinize yapmayın. Aynı notu 5 kere okuyan bir adam tarihi unutmaz. Ama aynı notu değil de 5 farklı insanı dinleyen insan tarihi unutur, coğrafyayı unutur, vatandaşlığı unutur. Bunu adam zaten kanıtlamış unutma eğrisiyle. Bunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bir de dostlar, malum zor bir süreçtesiniz. Kimse size kolay bir süreçte olduğunuzu söylemez. Ama bu süreçte ilgili bir de hani şu çıkmış soruları çözeceğiniz günler var ya, o günlerde lütfen sınav stratejisi geliştirin. Yani bu ne demektir? Bak, ben bunu en başta söyledim, yine söyleyeyim. Ben nereden başlayacağım? Nereden başlamalıyım? Boş bıraktığımda ne yapmalıyım? Bak, kararın net olsun. Ya da ikilemde kaldığında soru işaretlemeli miyim, işaretlememeli miyim? Mesela ben size söyleyeyim. Bu sınavda kumar oynanmamalı. Ya ben şunu duyuyorum ya. Bak şunu duyuyorum. Diyor ki bana, sınavdan önce konuşacaktın da şimdi söyleyeyim. Hocam diyor,
Benim Muhabbet hocam söyledi, bilmem ne hocam söyledi. İşte yanlışlarını, boşlarını say. Seçenekler eşit dağıtılıyormuş. İşte eğer az yaptıysan zaten atanamayacaksın. Hangi seçenek daha azsa o seçenekten işte kumar oynayabilirsin. Ne kadar güzel bir dünya. Kaybedeceği bir şey yok. Üfürüyor masada. Siz zannediyor musunuz ki ÖSYM'nin evet seçenekte eşit dağıtması gerekiyor. Evet bu teoride böyle. Gerçekte böyle mi yaptığını zannediyorsunuz? Kaç farklı kitapçık var arkadaşlar? Yani sakın böyle kumarlara girişmeyin. Şu hoca şöyle dedi tutar diye. Ya da şunu aklınızdan çıkarmayın. Zor soruyla kolay sorunun değeri aynı. Bak burada derdiniz zor soruyla inatlaşmak değil. Çok sayıda soruyu doğru yapabilmek. Mesela mantık çok puan getirmez. Matematikteki zor bir soru çok puan getirmez. Tarihteki zor bir soru çok puan getirmez. Yani her sorunun değeri girdiğin sınavda aynıysa insanın bir stratejisi olur. Demek ki derdi şu olur. Zor soru yapana ödül vermiyorlarsa benim stratejim boş bırakmayı bilmeliyim. Benim stratejim iki seçenekte kaldıysam işaretlememeliyim, kumar oynamamalıyım. Ya da o gün sınava girdiğimde bunları ayrı konuşacağız ama işte çok az işaretledim, acaba olmayacak mı gibi düşünüp de kumar oynamamalıyım. O yüzden bu süreçte stratejik geliştirmemiz gerekiyor. Biz bunları yapmadığımızda yanlışın doğruyu götürdüğü bir sınavda boş bırakmayı öğrenmeniz gerekir. Boş her zaman daha değerlidir. Aklınızdan çıkarmayın. Çünkü her bir yanlış 0.25 netinizi aşağı çeker. Ben bunları ayrıca sınavdan önce size tek tek anlatacağım. Madde madde anlatacağım. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini. Ama lütfen bu iki haftayı iyi değerlendirin. Bu iki haftada uyku düzeninizi oturtun. Beslenme düzeninizi lütfen oturtun. Uyku düzeni, beslenme düzeni bu süreçte çok önemli. Geç yatmayın, çok erken kalkın. Yani bir kişinin 7'de kalkması artık o masaya oturması gerekiyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ve lütfen bakın panik artacak. Yürüyüş kültürünü geliştirin ya. Sınava kadar 30 dakika 40 dakika çok uzun bir vakit değildir. Belki yetişmez etmez diyenler var. 30 ya da 40 dakika. Lütfen ama lütfen arkadaşlar yürüyüş yapın. Bu sizin kaygınızı, stresinizi aşağı çekecektir. Bir de vücudunuzun daha dinç olmasını sağlayacaktır. Bunun zaten bilimsel kanıtları var. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın yürüyüş mevzusunu. Mesela kaygınız, stresiniz varsa biz bunları zaten daha önce konuşmamız gerekiyordu da. Mesela anksiyete kontrol prosedürü var. İnternette bulabilirsin. Neler yapman gerektiği yazar. Nefes egzersizleri, gözünü kapatman gerektiği ve benzeri. Onları lütfen uygula. Çünkü bu kaygı ve stresi dengeleyemeyen arkadaşlarıma da bir tavsiye olsun. Özetle dostlar, zorlu bir süreçtesiniz ama bu iki hafta bilin ki en önemli süreç. Lütfen artık ÖABT'niz varsa minimalize edin. Çıkmış soruları kaç kere çözmüş olursanız olun, lütfen bu sefer baca temizliği ve bayram temizliği gibi adam akıllı analiz edip orada çıkan yanlışlarınıza göre kavram ayrımlarını artık iyi oturtun. Sonra da toplu tekrara geçin. Son hafta niye deneme çözmeyin diyorum biliyor musunuz? Aranızda vardır. Hocalar da söylüyor. Bak son hafta çözeceğiniz her deneme çıkmış soru da olsa eğer yanlışınız çok çıkarsa sizi dibe çeker. İnsan ne olursa olsun o vesvese başlar. Bu senede olmayacak mı? Ya ben o kadar emek verdim. 2018'in sorularını yapamadım. 2019'u yapamadım hissiyatı oluşur. Son hafta soru çözülmez. Son hafta deneme çözülmez. Son 5 gün kendine bu haksızlığı kim derse desin bana göre sana dostane tavsiyedir. Yapma. Tabii ki hayat senin, tercih senin. Çünkü o 5 gün çözeceğin herhangi bir deneme çıkmış soruda olsa seni dibe çekecektir. Ve lütfen masaya oturduğunuzda başaracağınıza inanın. Şunu bilin. Dünya üzerinde hiçbir sınav yok ki bir yıl hayatını buna vermiş bir insanın emeğinin karşılığını ölçsün. Sağlıklı bir süreçte değiliz. Ama ve lakin elinizden geleni yapmak zorundasınız. Hani daha önceki yayınlarda da anlatmıştım. Sizler bir çiftçi edasıyla kar da yağsa, yağmur da yağsa o tarlaya yani kendi bahçenize özen göstermek zorundasınız. Lütfen o özeni göstereceğiniz şu son iki haftada da
Bu özeni daha dikkatli, her şeyden steril gösterin. Sosyal medyadan uzak kalın. Kimin ne yaptığından uzak kalın. Kaç net yaptığından uzak kalın. Her şeyi takip etmeye kalkmayın. Her videoyu dinlemeye kalkmayın. Tek odaklı gidin. Beni de dinlemeyin. Başka hocadan verim alın, onu dinleyin. Ama kendinize lütfen bu haksızlığı yapmayın. Çünkü en büyük hatanız, ben çoğunlukla gördüğüm, hırsınız azminizin önüne geçiyor. Hırsınız azminizin önüne geçtiğinde de siz ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Bilgi deryasında kayboluyorsunuz. Bu iki hafta baca temizliğidir. Bu iki hafta sterilizasyondur. Bu iki hafta bol tekrar haftasıdır. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın diyeyim. Bunu en azından böyle özetlemiş olayım. Bu iki haftayı buna uyan çoğu arkadaşımdan biz geçen yıllarda olumlu, çok güzel dönütler aldık. Tabii ki uymayan, eleştirecek arkadaşlarım, hocalarım olacaktır. Onların görüşlerine saygı duyarım. Sonuçta gelecek herkesin kendi geleceği. Ben nacizane 2009'dan beri sektördeyim. Hep gözlem yaptım. Danışma alan bir sürü de şu an 200-250 öğrencim var. Onlara da hep bunları derim. Aynı şeyleri sizlerle de paylaşıyorum. Lütfen bu iki haftayı dediğim gibi değerlendirin. Gerisi size kalmıştır. Başarılı olacağınıza da İnancınız tam olsun. Bu süreçte ilgili ben birkaç arkadaşımı birkaç hocam var. Eğer müsaitse onları da konuk alayım bu sürece. Emeğinize inanmanızı istiyorum. Kendinize inanmanızı istiyorum. Bu masaya oturduğunuzda lütfen ben yapacağım diye oturun. Özgür hocam hoş geldin. Hoş bulduk üstadım. Arkadaşlardan konuklar alacağım birazdan. Onları almadan önce seni alayım dedim. Ben şimdi arkadaş önerilerde bulundum. Bir hafta çıkmış soruları çok iyi analiz edin. Sonraki hafta işte toplu tekrara geçin diye. Kısa da özet de olsa diğer arkadaşlara geçeceğim için senin de görüşlerini almak isterim. Yıllardır sen de bu işi yapıyorsun. Fikirlerini senle paylaş. Diğer arkadaşlardan ben konuk almaya devam edeyim. Ben de seni dinledim üstadım zaten. Çok iyi özetledin zaten, anlattığın gereken süreci. Burada söyleyeceğimiz seninle beraber yine ortak noktalarımız her zaman var zaten sınavla alakalı. Arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken süreç, söyledin, çok da güzel söyledin. Eğitim bilimleri, kültür yeteneği kesinlikle ağırlık vermeleri ki çünkü ÖABT biliyorsun geçen senelerde çok gördük sınavlarda biz ÖABT'de. Cüneyt bir şeyi kapatacağım, camı kapatacağım hemen bir saniye. Kayseri çok sıcak, Konya'da sıcaklığı büyük ihtimalle. Nereden gittim zaten, evet. Evet, evet farkındayım. Can öğretmenlerim, kuzularım, yani Cüneyt Hocam her şeyi özetledi ama burada biz geçen senelerde hep şunu gördük. Adayların eğitim bilimleri ve kültür yeteneği çok iyi götürememeleri, yani morallerini bozmaları, o sınavın iyi geçmemesi ÖABT'ye de yansıdı. Onun için bu 15 günlük, 14 günlük süreyi, yani şu kalan 2 haftalık süreyi kesinlikle ama kesinlikle eğitim bilimleri, kültür yeteneği ne yapmalı? Ağırlık vermeli ve ÖABT'yi o 14 günlük süreye bırakmaları gerekiyor. Sınav kaygılarını ve süreci çok iyi yönetmeleri gerekiyor. Özellikle sen söyledin zaten biliyorsun biz danışmanlık yaptığımız öğrencilere de bunu vurguluyoruz. Çıkmış KPSS soruları çok çok önemli. Onu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Eksileri, artıları görmeleri gerekiyor. Ben derslerimle alakalı bir dakika bilgi vereyim. Mesela gelişim öğrenme rehberlikte 3 derste özellikle lütfen sizler deneme sınavlarında can öğretmenlerim hep şunu gördünüz. Yani dediniz ki yapı iskelesiyle atıyorum nedir hocam yakınsak gelişim alanı aynı şıktaydı. Ama ÖSYM öyle yapıyor mu yapmıyor mu arkadaşlar? Neye göre soruyor? Özümlemeyle özelden özel akıl yürütme aynı şıkta oluyor mu? Odaklanmayla özelden özel akıl yürütme aynı şıkta oluyor mu? Bunlar çok önemli. Sınavda düz kalıp düşünmeleri çok önemli. Özellikle eğitim sınavında düz kalıp düşünürlerse, yorum yapmazlarsa ve kesinlikle ama kesinlikle bizim senin de Cüneyt Hocam hep konuştuğumuz kesinlikle soru değiştirmesinler. Yani biz hep şunu duyuyoruz yıllardır. Hocam sınavdayken 6 tane soru değiştirdim, 6'sı da yanlış çıktı. Hocam 8 tane soru değiştirdim, 8 de yanlış çıktı şekliyle geliyor. Kesinlikle hayatlarını tehlikeye atmasınlar. Özellikle senin söylediğin bir şey var, hep katılıyorum ben. Boş bırakmak da aslında nedir hocam? Kesinlikle bu sınavda kumar oynanılmaz. Boş bırakmak gerekiyor ve süreci çok iyi yönetmek gerekiyor. Çünkü aslında bakıyorlar, mesela bu sene seninle çok gördük. Aday şunu yapmış. Yapmış olduğu doğru sayılarında atanıyor zaten. Atanıyor. Arkadaşlarımızın çoğu bunu yaşamıştır. Yani atanıyor. Ama adamın 20 tane, 25 tane yanlış olduğu için
Netlerini götürüyor üstadım. Netlerini götürdüğü için ne yapıyor hocam? Puanını aşağıya çekiyor ve sıkıntı yaşıyor. Bunu çok iyi bilsinler ve süreçte özellikle bunu yönetmeyi çok iyi bilsinler. Ellerine ayaklarına dur desinler. İnşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki yılda da çok çok iyi olacak. Ben çok iyi yürüteceklerini biliyorum. Seninle götürdüler zaten süreci. Çok da iyi yaptılar. Ama bu çıkmış KPSS sorularını analiz etmek çok önemli. 14 gün ÖABT için kesinlikle can alıcı ve nedir çok önemli. ÖABT için sen söyledin zaten bir yayın yaparız özellikle. En azından o süreci nasıl yönetecekleriyle alakalı yine ben de inşallah katılırım. Yani süreç orada çok önemli olur. Sınavdan birkaç gün önce inşallah yine yayın yapma şansımız olursa yaparız. Beslenmeleri önemli sen söyledin. Uyku düzeni çok çok önemli. Özellikle kaygı seviyesi çok yüksek olan insanlar için. Yani mesela basit bir örnek vereyim ben. Kaygı düzeyi çok yüksek abi. Mesela sınava girecek yağlı yiyecekleri tercih ediyor. Sabahleyin kalktığında da mide bulantısı bu bedenselleştirme savunma mekanizması biliyoruz. Savunma mekanizması bedene yansıyor ve psikolojik olarak çok etkileniyorlar mesela sınavda. Allah göstermesin o süreçte kusuyor, atıyorum midesi kalkıyor, öksürük oluşuyor. Bunlar tamamen sınav kaygısının göstergeleridir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ben çok konuşmayacağım. Sen süreci zaten özetledin. Gerekeni de söyledin kardeşim. Birlikte beraber zaten ortak noktalarımız zaten her yerde aynı. Arkadaşlarıma ben sınavda başarılar diliyorum. İnşallah Rabbim emeklerini zayi etmez. Yine bir araya geliriz. Belki daha uzun bir yayın yaparız bununla alakalı. Özellikle evet. O sınavdaki süreci yönetmekle alakalı, zamanı yönetmekle alakalı yaparız. İki gün önce yapacağım. Buyur hocam. Sınavdan iki gün önce yapacağım bunu. İnşallah birlikte seninle o yayını yaparız. İnşallah abicim, inşallah yapalım birlikte beraber. Yayına katıldığın için abi teşekkür ederim. Ben şimdi birkaç arkadaşımı da almak istiyorum. Söz verdiğim gibi. Teşekkür ederim. Onların cevaplayayım. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Evet dostlar, ben aranızdan konuk alıp bazı arkadaşlarımın sorularına cevap vereyim. En azından o süreçle ilgili sizin merak ettiğinizi sizin adınıza onlar sormuş olsun. Birkaç arkadaşımı konuk alayım yayını arkadaşlar. Böyle bitirmiş olalım. Bakalım şanslı kim olacak? Hocam merhaba. Öğretmenim mi bana? Hocam ben açıkçası hiç alacağınızı hiç düşünmedim. Hani sene başından da... Hazır değil miydin diyorsun? Değildim hocam yok yok ama kulaklığım yani bir umut yatağımın üstündeydi. Yani bilmiyorum. Hoş geldin yayına. Branş nedir? Hocam. Hocam beden eğitim öğretmenliği. Beş çocuğusun. Hazır mısın sınava? Hocam ben geçen sene de girdim sınava. Ders çalışma alışkanlığım yoktu benim fazla. Geçen sene yaptığım hataları bu sene yapmıyorum. Hani geçen seneden ders çıkardım. Ona göre ilerledim. Yani bu sene geçen seneki gibi fazla çalışmadım. Ama daha akıllı çalıştığımı söyleyebilirim. Nelerden yanlış yaptığımı ya da nelerimin eksik olduğunu. Mesela siz her zaman diyorsunuz tarihte kaybolmayın diye. Ben geçen sene mesela sene sonuna doğru kaygı düzeyi arttıkça bir şey bilmiyorsun ama öğrenmek istiyorsun. Her tarafa saldırdım geçen sene. Tarihte de istediğim doğruları yapamamıştım. Ama sene... Ama orada biraz hırsın azminin önüne geçti değil mi? İşte hocam şöyle o da öncesinden ders çalışma alışkanlığının olmamasından kaynaklanıyor tamamen. Çünkü nasıl çalışacağımı yani bilmiyorsun hocam. Bir rehber de olmayınca insan kayboluyor. Yüzme bilmiyor yani. Okyanusun içine atıyorlar insanı. Yüzme de bilmiyoruz. Yani ondan ötürü bayağı bir sıkıntım olmuştu geçen sene. Hatta sınav açıklandığı zaman puanımı görünce yani Allah nasip ederse ben hani bu sene de tekrar çalışacağım dedim ve atanacağım yeri işaretleyeceğim Allah'ın izniyle dedim. Yani kendime güvendim. Yani sınav geçen sene de bayağı bir olumsuz süreçler yaşadık. Çevre olsun. Evet. Yani gereğince aile içerisinde de sıkıntılar oluyor ister istemez herkesin olduğu gibi. Yani pes etmemek lazım hocam. Yani bu hayatta her zaman bir umut vardır. Ayrıca ben size çok çok teşekkür ederim. Çünkü ders yayınından hariç insanlara da motive ediyorsunuz. Hatta ben size mesaj attım birkaç defa. Görmediniz belki dedim görürsünüz.
Nasip bir günümüz hocam. Günde binlerce mesaj geldiği için bakma şansın olmuyor. Ama bugün tanışmak nasipmiş. Ben senin sınava böyle motive olmana gerçekten mutlu oldum. Bilinçli gitmene de, bu seneyi öyle görmene de ben mutlu oldum. İnşallah bu süreçten sonra analizlerini iyi yap ve soracağım bir soru varsa da onu cevaplayayım. Seni öyle diğer arkadaşlara geçmeden Ya hocam ben sorudan ziyade cidden size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu eğitim sisteminde sizin gibi öğretmenlerin hani biz olduğunu gördüğümüz zaman umudumuz kırıldığı zaman sizlerin o motivesiyle tekrar bağlanıyoruz. Hani yayında 2000-3000 arkadaş var. Arkadaşlar hani ben kendi üzerimden örnek vereyim. Hani geçen sene kayboldum. Hani bir okyanusun içerisinde kaybolduk ama 540 kontenjan verildi mesela. Bu sene o 540'a göre değil de yani kendinizi nereye ait hissediyorsunuz ona göre çalışın. Ben arkadaşlar her zaman bunu söylüyorum. Çevremde KPSS'de çalışan insanlara da söylüyorum mesela en basit hani. Kız arkadaşımdan örnek veriyorum hocam biraz absürt olmazsa. Kendisi felsefe grubu öğretmenliği mezunu. Hani her zaman bir umudun olduğunu söyledim ben ona da. Bakalım hocam inşallah nasip olursa atandım yazısını ben size hocam inşallah gönderirim diyelim ya ben. İnşallah öğretmenim. Ben mutlu oldum. Böyle pozitif olmana da ayrıca teşekkür ederim. Faydam olduysa da ne mutlu. Duan da lütfen eksik etme. Hocam, haberlerini bekliyorum. Dediğim İnşallah hocam. İnşallah hocam. Teşekkür ederim ben. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. İyi akşamlar öğretmenim. Kendine çok iyi bak. Selamlar. Görüşürüz. Aleyküm selam. Evet. Birkaç arkadaşımı daha konuk alayım. Hani en azından onlarla da soruları varsa cevaplamak isterim arkadaşlarımdan. Yine bakıyorum arkadaşlar, gönderiyorum. Müsait olan arkadaşımı alacağım. Artık hangisine denk gelirse şansımıza. Yine konuk olmak isteyen arkadaşlarımdan almış olayım. Öğretmenim merhabalar. Merhabalar öğretmenim, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Branş nedir? Coğrafya öğretmenim. Coğrafya öğretmenim. Sınava hazır mıyız öğretmenim? Hocam şu şekildeyim şu an. Çıkmış sorular var. Bir yandan beni dinliyorsun, bir yandan çıkmış soruları çözüyorsun öğretmenim. Dinliyorum. Sizin hani söylediklerinizi zaten bir yıldır takip ediyorum. Ben de biraz önceki arkadaşınız gibi geçen sene hazırlanmıştım ama hani bu koronavirüs vesaire durumlarından dolayı tam hani adapte olamamıştım. Hani bu yıl ben de hani ne yapıp ne yapmamam gerektiğini öğrendim. Tam motive bir şekilde hani alana çok odaklanmadan genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimlerinden şu an çıkmış soruları çözüyorum. Analizini de hani güzelce yapmaya çalışıyorum. Sizin dediğiniz gibi de hani de tekrar yapıp inşallah bakalım sonuç olarak inşallah atandı haberini alırız öğretmenim. Lütfen o çıkmış soruların analizini çok iyi yap. Lütfen çıkmış soruların analizlerine göre tekrarlarını spesifik anlamda çok iyi yap. Toplu tekrarlarında lütfen yeni bir şey öğrenir miyim değil. Var olanı pekiştirecek şekilde tekrarlarını yap. Bir de şöyle mesela konuları tekrar vesaireler olduğunda bir kaynaktan gidiyorum. Video Süper. da bir tane hocadan dinliyorum. Öyle ben KPSS mantığında da hani duvara bir sürü yazılar asılır ya hani 100 tane 200 tane hiç o şeyinde değilim. Çünkü çok titizlik insana çok şey getiriyor bazen. Olmuyor. Hani o yüzden çok titizlik. Onu ben hep neye benzetiyorum biliyor musun? Sözünü kestim. Ben hep şunu iddia ederim girdiğim derslerde de. Çok şey bilenin kafası karışıktır. Çok şey bilenin stresi yüksektir. Bir Evet. aday ne kadar çok şey bileyim diye dolanırsa kafası karışmaya, stresi yükselmeye başlar. Ben bu açıdan bilinçli gittiğin için sana da teşekkür ederim. Senin de sorun varsa cevaplayayım, başka bir arkadaşıma geçeyim. Hocam öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bir yıldır sizi takip ediyorum. Genelde sizi çok dinliyorum. Gerçekten çok motive oluyorum. Hani umutsuzluğa düştüğüm zaman. Onun dışında da arkadaşlara da ben şunu öneriyorum.
piyasa kitaplarında ya da denemelerde sizlerin de söylediği gibi çok gereksiz sorular oluyor. ÖSYM sorularını çözdüğümde ÖSYM'ye diyorum ki o kadar net bilgiler vermiş. Gerçekten bunu böyle yapmış mı? Mesela şıklarda, seçeneklerde yanlış bir şey, olmayan bir şey, sistemde olmayan bir şey. Gerçekten bunu yapmış mı ya diye şaşırıyorum. Yani bu yıl ben şunu öğrendim. Çıkmış sorusu mantığını öğrendim. İşte öğretmenim orada da ne oluyor biliyor musunuz? Ben bunu mesela derste de kullanıyorum. Mesela bir soru gönderiyor, gösteriyorum. Mesela bu soru çıkacak diyorum ya da çıkaya diyorum. Hocam bu kadar kolay sormazlar diyorum. Sonra açıyorum bak diyorum bu 2017 KPSS sorusu ya da 2000 bilmem ne. Bizde şöyle bir şey var. İşte biz bunu yapmadığımız için kendimizden de şüphe ediyoruz. Ya da bunu yapmadığımız için bu kadar kolay olamaz diye, sınav anında yapabileceğimiz soruyu da yapamıyoruz. Çünkü kendimize zora odaklıyoruz. O yüzden çıkmış soru analizi çok önemli. Bunun içinde, bu farkındalığın içinde ayrıca sana teşekkür ederim öğretmenim. Aslında soruları hazırlayanlar da bizim gibi insanlar. Hani o yüzden çok büyütmemek gerekiyor aslında. Ya kaygı düzeyini biraz hani kontrollü bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Size de çok teşekkür ederim bizlere destek olduğunuz için. Her zaman faydam olduysa ne mutlu. Duanızda eksik etmeyin. Güzel haberlerini bekliyorum öğretmenim. İnşallah hocam. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buradan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. İyi akşamlar öğretmenim. Görüşürüz. Sağ olun. Sevgili dostlar, bir arkadaşımı daha alacağım. Günün son özetini verip öyle toparlayacağım. Bir arkadaşım daha varsa onu da konuk alayım. Evet, bir anne yayını alalım. Bir anne olarak beni alın dedi. O arkadaşımı alayım, öğretmenimi alayım, öyle toparlayayım. Eğer müsaitse. İnşallah bağlanır. Yayında sorun olmaz. İyi öğretmenim merhaba. Hocam, İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim öğretmenim. Branş nedir? İngilizce hocam. Bir anne olarak beni alın dediniz. Onu gördüm, aldım. Bir anne olarak KPSS çalışmak zor mu, kolay mı? Aşırı zor. Gerçekten çok. Yani ben geçen sene de hazırlandım. Dershaneye gittim. Yani geçen sene kazansam ben kazanırdım herhalde. 13-14 saat ders çalışıyordum ben. Ama hiçbir getirisi olmadı. Pandemi girdi araya. Benim de hatam alana hiç çalışmamak oldu. Biraz alanda ya bazı nedenlerden ötürü geç başladım. Sadece konu üzerine gittim. Konu yani test falan çözmedim. Soru çözmediniz. Anladım, anladım. Peki şu an hazır mıyız öğretmenim? Ama bu sene daha iyiyim. Ya biraz zor oldu. Kızımla birlikte biraz zor oldu ama yani hazırım şu an. İnşallah onunla birlikte güzel bir yere atanmayı nasip eder Rabbim. Peki bana soracağınız bir şey var mı öğretmenim? Onunla ilgili cevabımı vereyim size. Ya hep şeyi konuşuyoruz. Hani son zamanlar nasıl çalışalım? Bir anne olarak mesela evliler de var. Bir anne olarak da var. Son zamanlar bir anne olarak nasıl çalışmalıyız mesela? Ne yapmalıyız? Çünkü öğretmenim, bizim zaman sizin zamanınız kısıtlı olduğu için mesela bir diğer arkadaşım aslında benzer mantıkla gitmeniz gerekiyor. Özellikle şu son 2 hafta için söylüyorum. Tabii ki ÖABT'yi sizin artık minimalize etmeniz lazım. ÖABT'yi 14 günlük süreçte artık kampla götüreceksiniz. Onun için ayrı bir yayın yapacağım. Ama bu süreçte mesela anne olmayan daha rahat olan bir arkadaşım 4 deneme çözüyorsa ya da 3 deneme çözüyorsa çıkmış sorular için konuşuyorum. Sen bir eğitim bir GKG'ye gidebilirsin öğretmenim. Sadece 2 tane çıkmış soruyla gidebilirsin. Güne sıkıştırabilirsin. Bunu yaparken aynı zamanda anlattığım mantıkla analizlerini iyi yapıp tekrarlarını yapabilirsin. Ama dediğim gibi evet zorlu bir süreç ama bu 2 haftaya hazır getirmişken lütfen şartları zorla öğretmenim. İnşallah hocam bu sene hazırız bakalım. Hepimizin emeği inşallah zayi olmaz. Rabbim hepimizin emeğinin karşılığını versin. İnşallah. Kızınız da yanınızda az çok onu da görmüş oluyorum. Allah onu size bağışlasın. İnşallah onun nasibiyle de size atanmayı nasip etsin. Öğretmenim. Var mıdır diyeceğiniz bir şey? Yok hocam. Hayırlı akşamlar. Konyalıymışsınız bu arada. Konyalıyım. Evet. Akşehir'deyim. Memleketteyim. Ailenin yanındayım. Siz de oradaysanız selamlar öğretmenim.
Yok, ben Sivas'tayım hocam. Tamam, teşekkür Sivas'ı ederim. selamlıyorum o zaman öğretmenim. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden de hayırlı bayramlar dileyim. Hayırlı bayramlar hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Sevgili arkadaşlar, yayını yavaş yavaş toparlayacağım. Lütfen bu dediklerimi unutmayın. Lütfen emeğinize güvenin. Lütfen kulağınızı vesveseye, atama haberlerine, şöyle olacakmış, böyle olacakmış haberlerine kapatın. Hiçbir şey sizin emeğinizden arkadaşlar daha değerli değil. Sakın bunu aklınızdan arkadaşlar çıkarmayın. Hiç kimse arkadaşlar sizin emeğinizi siz kadar arkadaşlar düşünmez. Bunu da arkadaşlar unutmayın. Dediklerimizi uygularsanız faydasını göreceksiniz. Tabii ki tercih sizindir. Bu süreçte 2013 ve sonrası eğitim bilimleri ve GKG'ye sorular arkadaşlar çok değerlidir. Dediğim taktikle bu 2 haftayı değerlendirin. Yayınlarda kaybolmayın, notlarda kaybolmayın. Bahsettiğim gibi ÖABT'yi mümkün olduğunca en başta bahsettiğim gibi arkadaşlar minimalize edin. Yani en başta da bahsettim. Bu şekilde bir plan uygulayın. İnşallah size faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı bayramlar dileyeyim. Bayramın ilk günü içinde eğer çalışamayacaksanız arkadaşlar, çalışamayacaksanız bayramın ilk günü içinde lütfen tekrara girişin. En azından kalan akşam yatmadan bilmediklerim defteri olur, özet tekrarlar olur. İlk gün için böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben bu yayını mümkün olduğunca kaydetmeye ve YouTube'da paylaşmaya çalışacağım. Allah'a emanetsiniz. Bu dediklerimi yazılı da paylaşacağım. En azından hikayede okuyun, görün diye daha açıklamalı orada da paylaşacağım. Yarın sabah da yine genel kültür, genel yetenekle ilgili arkadaşlar çok güzel bir atanmış bir arkadaşımızın 2 yıldır hazırladığı bir özeti paylaşacağım. İnşallah size faydalı olacaktır. Allah'a emanet olun. Duanızda arkadaşlar eksik etmeyin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.